Masmavi Üç Mutfak'taya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavada kek. Yani siz çayınızı demleyinceye kadar kekiniz hazır. Acil misafirlerinize hemen yapmak istediğiniz zaman fırına gerek yok, miksere gerek yok ve kekimiz muhteşem. Buyurun malzemeler. Tüm malzeme listesini bardak ve gram ölçüsü olarak infobox'a da ekliyorum. 1 su bardağı krema, 1 su bardağı pudra şekeri, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu, 3 yumurta, 1 tane de limona ihtiyacımız var. Hem suyunu hem kabuğunu kullanacağız. Ve tarifimizi sadece bir tel çırpacakla hazırlayacağız. Sevgili arkadaşlar, mikser kullanmıyoruz. Yumurta, pudra şekeri ve vanilyamızı saydam, pürüzsüz bir hale gelinceye dek çırpıyoruz. Oldukça pürüzsüz, saydam bir kıvamını aldı şu anda. Kremamızı ilave edip yine kısa bir süre karıştıralım. Bu arada hemen belirteyim, kremaya alternatif ürün olarak da infobox'u ekliyorum. Mümkünse krema kullanın ama yoksa evde alternatif ben yine sizlere uyarladım, infobox'ta ekledim. Limon kabuğu rendeledim ve tekrar karıştırdım. Portakal kabuğu da olur. Un ve kabartma tozumuzu önce karıştırıyoruz. Daha sonra elekten geçiriyoruz birlikte. Çok önemli ayrıntı, lütfen atlamadan uygulayın sevgili arkadaşlar. Unumuz havalansın. Şimdi harcıma kaşık kaşık bir yandan karıştırıyorum, bir yandan unumu ilave ediyorum. Hiç mikser kullanmadım ve pürüzsüz bir kek harcımız var, krema kıvamında. En son aşamada yarım limonu da üzerine sıkıp iyice karıştırdım. Bunu yapmamdaki sebep hem dokusunu güzel yapacak hem de kabartma tozunun etkisini biraz artıracak. Ve nefis harcımız şu anda tavaya dökülmek üzere hazır. ...20 santimlik bir tavayı tereyağıyla yağladım ve döktüm. 25 santimlik veya 30 santimlik bir tava kullanırsanız pişme süreniz kısalacaktır sevgili arkadaşlar. Yani 28 santimlik bir tavada 15 dakika yeterli, kekiniz pişer. Benimki biraz dombili, o yüzden 25 dakikayı buldu pişmesi. Ağzını mutlaka kapatıyoruz ve kısık ateşte, mümkün oldukça kısık ateşte, ben 20 dakika ayarladım ocağımı. 0'dan 9'a kadar ayarı vardı. 4. ayarda 20 dakika pişirdi. 23 dakikanın sonunda muntazam bir şekilde pişmişti. Hiç tereddüt etmeyin, üstü pişmedi diye. Buhar tekniğiyle üstü de çok güzel pişiyor. Biraz soğuduktan sonra hemen ters çevirdim kekimi. Dokusuyla, kabarmasıyla, her şeyle gerçekten çok güzel bir alternatif. Fırın ısıtma derdi yok, kalıp derdi yok, hiçbir şey yok. Karıştırın, dökün tavaya. Dekor olarak evdeki bir danteli kullandım ben. Sizlere fikir amaçlı, çok pahalı şablone veya kalıp kullanmanıza gerek yok. Danteli serdim, pudra şekerini serpip dikkatlice kaldırdım. Aman annem görmesin, şimdi dantelimle pasta yapmış der. Ve güzelliğimiz şu anda sunum için hazır. Tabii ki hemen dilimliyorum sizlere. Kekim henüz 20-25 dakika önce ocaktan aldım. Ama yine de dokusuyla, içiyle, her şeyiyle çok güzeldi. Kekimin yanında çay olarak gül yaprakları serptiğim bir çay hazırladım. Çok güzel kokuyor ve çok görünümü güzel olduğu için sizlere özel. Ve tabii ki doku testi. Çatalla basabildiğim kadar bastım. Ezdim hatta. Ve pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli bir kekimiz var. Sizler için de çok acil zamanlarda çok iyi bir fikir olacağını ümit ettim. Instagram hesabımda rekor derecede denenmişti. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşça kalın.